Halihazırda kaydı başlattık. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Türkiye'de depremler dolayısıyla hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dilemek istiyorum. Aynı zamanda Suriye ve tüm komşu ülkelere, depremden etkilenen tüm bölgelere taziye mesajlarımızı ifade etmek istiyoruz. Kırmızı Biber Derneği olarak dayanışma içerisindeyiz. Depremlerden zarar gören kişilerle ve düşüncelerimiz, kalbimiz depremden zarar gören kişilerle. Kırmızı Biber Derneği Türkiye Başkanı Fatma Aytaç ben. Konsept notunda dernekle ilgili bilgiler gönderdik sizlere. Eğer şimdiye kadar almadıysanız daha sonra gönderebiliriz. OVA platformunda da aynı şekilde bu bilgileri paylaştık. Bir cümleyle ifade etmek gerekirse Kırmızı Biber Derneği bir sivil toplum kuruluşu Türkiye'de bulunuyor ve toplumsal cinsiyet eşitliği, eşit haklar savunuculuğu yapıyor hayatın tüm alanlarında. Şimdi kendimle ilgili birkaç şey söylemek isterim. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum ve en iyi okullardan bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi. Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ben aynı zamanda saygılarımı göndermek istiyorum Boğaziçi Fakültesi öğrencilerine, tüm mezun birliklerine ve mezun platformuna. Çünkü inanılmaz bir çaba kaydediyorlar şu ana kadar. Savunuculuk çalışmaları anlamında da tebrik etmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Demir Çelik şirketinde çalışmaya başladım. Ve büyük işletmelerden bir tanesiydi o zaman Türkiye'de. Farkında değildim ama çok gerçekten sağlam bir başlangıç yapmıştım. İlk kadın mühendistim bu bölümde istihdam edilen. Tabii ki sürekli erkek mühendislerin olduğu odada bulunuyordum. Yani aralarında bir kadın olduğunu kabul etmeleri zaman aldı. Tabii çok sıcak bir karşılama olmadı. Onlarla aynı odada oturmamı istemediler. Direnç vardı ve aynı zamanda o noktadan itibaren çaba başladı. Uzun bir hikaye ama bugün detaylı anlatmayacağım. Bir kadın mühendis olarak erkeklerin baskın olduğu bir alanda kendine özgü zorlukları beraberinde getirdi. Ama bir fırsat da aynı zamanda engelleri aşma konusunda ve aynı zamanda gelecek nesillere STEM alanında yolu açma konusunda. Mentörlük ve destek sayesinde kendinizin nasıl bu alanda güçlü olabileceğinizi öğrenebilirsiniz ve çeşitliliği kucaklayabilirsiniz. Sivil toplum aktivisti olarak günümüzde o günlerde geliştirmiş olduğum savunuculuk çalışmaları sayesinde bugün burada bulunuyorum. Ve bir mühendis olarak departmanımda bir rol model yoktu. Ve aynı zamanda bir rol model olma sorumluluğuna sahip olduğumu fark ettim. Bugün bu panelde yer alan bütün kıymetli konuşmacılar tecrübelerini paylaşacaklar. Kendi perspektiflerinden, kendi alanlarında neler yaşadılar, akademi, işletme ve girişimcilik alanında hepsi bir rol model, kendi alanlarında rol model teşkil eden kişiler. Umarım herkes için heyecan verici bir etkinlik olur. Herkes için, katılan herkes için heyecan verici bir panel olur. Onların tecrübelerini dinleyeceğiz ve ilham veren hikayelerini dinliyor olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum panelimize katıldığınız için. Ben şimdi sözü Tendu Yoğurtçu'ya bırakmak istiyorum. Moderasyonu gerçekleştirmek üzere Tendu Hanım, söz sizde, buyurun. Herkese merhabalar, çok teşekkür ediyorum bugün bize katıldığınız için. Adım Tendu Yoğurtçu ve teknolojiden sorumlu başkanım Precisely'de. Fatma gibi benim de serüvenim Bursa'da, Türkiye'de başladı ve ben matematikle çok ilgili bir öğrenciydim. Ve bilgisayar bilimi çok erken aşamalarındaydı o zamanlar. Ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği alanında eğitimime başladım. Büyük zevk aldım ve TÜMAY'la tanıştım ve nüfusun
%18'ini teşkil ediyorduk bilgisayar mühendisliğinde. Daha sonra endüstri mühendisliğinde yüksek lisansımızı gerçekleştirdik. Yüksek lisans programında 6 kişiden 2 kızdık. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğimde bilgisayar bilimi alanında doktora için geldim. Geldiğimde tüm bilgisayar bilimi alanında doktora yapan öğrenciler arasında kadınların oranı %4'tü. Dolayısıyla ben de bu ayrıcalıklı rol, ben bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordum, bir fırsat olduğunu düşündüm, rol modeli olabilirim ve aynı zamanda sonraki nesillerin önünü açabilirim diye düşündüm ve çeşitli mühendislik liderlik rolleri, aynı zamanda genel müdürlük rolünü üstlendim. Küresel bir şirket, benim şirketim 100'ü aşkın ülkede ve aynı zamanda Fortune 100'e girenlerin %99'u bizim müşterimiz. Ar-Ge alanında ve şirket genelinde aslında %40 kadın liderliği elde edebildim yıllar içerisinde çaba sarf ederek. Dolayısıyla bu forumda bulunmaktan büyük heyecan duyuyorum. Tahmin edebileceğiniz üzere bu serüvenden geçmiş birisi olarak ve özellikle sahip olduğum tutku sayesinde ben aslında bu yılın Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu birinci temasını gördüğümde inovasyon ve teknolojik değişimler ve eğitimin yani dijital çağda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ve tüm kadın ve kız çocukların güçlenmesinde bunun rolünü gördüğümde gerçekten bir etkinlik düzenlememiz gerektiğini düşündüm. Geçen sene bir makale yayınladım Forbes'ta. Başlığı STEM eğitiminin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki rolüydü. Dolayısıyla her şey, bütün taşlar bu etkinliğin düzenlenmesi gerektiğini gösteriyordu. Bu noktada inanılmaz uzman grubuyla birlikteyiz ve gerçekten büyük onur duyuyorum bu uzmanlarla birlikte, bu liderlerle birlikte bulunduğumdan dolayı. Kendi alanında lider kişilerle birlikteyim. Paneli başlatmadan önce bazı temel kuralları ifade etmek istiyorum. Tüm mikrofonları kapattık ve dinlerken panel boyunca da kapalı kalmasını rica ediyoruz. Soru sormak için, yorum yapmak için sohbet özelliğini kullanın. Lütfen ekranınızın alt kısmında sohbet ikonu görebilirsiniz ve sorunuzu yöneltebilirsiniz herkese. Bengi Ulukaya soru cevap kısmında moderatörümüz olacak. Kendisi soruları seçecek ve aynı zamanda soru cevap kısmını oturum sonunda yönetiyor olacak. İşbirliği için şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi panelistlerimizi tanıtmak isterim. Rachel Rothman var panelistlerimiz arasında. Kendisi teknolojiden sorumlu başkan ve icra direktörü Good Housekeeping'de. Aynı zamanda Rachel'ı ben panellerden bir tanesi New York'ta bir panelde birkaç yıl önce dinleme fırsatına sahip oldum. Gerçekten hevesi beni çok etkiledi. Gerçekten çok güzeldi kendisinin mesajlarını dinlemek. Teknolojinin etkisini her alanda, bulunduğumuz her alanda açıklarken çok hevesle bunu yapıyordum. Ben de çok memnun oldum. Tümay Ulukaya, Limit Bilgisayar kurucu ortağı, Türkiye'de bir yazılım şirketi Limit Bilgisayar. Kendisi ve ben aslında lisans seviyesi ve lisans sonrası eğitimimizde birlikteydik 6-7 yıl boyunca kendisiyle. Kendisi de tecrübelerini kurucu ve aynı zamanda girişimci olarak paylaşacak. Doktor Ahu Yıldırmaz var aramızda. Coleridge Initiative Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı. Ahu aslında veri ve analiz laboratuvarını ADP'ye getirdi. Kendisi Coleridge Initiative'de başkan, icra kurulu başkanı olmadan önce verilerle çalışıyor ve Coleridge aslında verilerin paylaşılması ve verilerin daha standart ve erişilebilir olmasını sağlıyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm eyaletlerde. Bu tecrübesini sizlerle paylaşıyor olacak. Ve son olarak en az diğerleri kadar önemli Doktor Jean Zhu var panelistlerimiz arasında. Kendisi Lore E. Fallyer Dekanı, Sheffield School of Science and Engineering, Stevens Institute of Technology'de görev yapıyor. Mühendislik eğitimi almış, makine mühendisliği eğitimliği almış. İnanılmaz bir iş çıkardı Stevens'da. Rol modeli oluyor dekan olarak. Aynı zamanda danışma kurulunu, ki ben de görev yaptım ve çeşitliliği sağladı kurulda, danışma kurulunda.
aynı zamanda daha fazla kadının katılımını sağlamaya yönelik inanılmaz çalışmalar oldu STEM alanında. Evet, panelimize başladık. Bu bağlamda ilk başta aslında bağlama oturtmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi neden bugün STEM eğitiminden bahsediyoruz? 2015 yılına geri dönersek, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri tüm Birleşmiş Milletler ülkeleri tarafından evrensel eylem çağrısı olarak kabul edildi. Çünkü küresel zorluklarla karşı karşıyayız. Aynı zamanda yoksullukla ilgili, eşitsizlikle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili, çevresel bozulmayla ilgili olarak barış ve adaletle ilgili olarak sıkıntılar yaşıyorduk. Daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceği herkes için sağlamak için bunlar kilometre taşları. 17 tane amaç var ve bunlardan bir tanesi diğerlerindeki sonuçları etkiler nitelikte. Biz bugün amaç 4'ten bahsediyoruz. Kapsayıcı ve eşit nitelikli eğitim ve hayat boyu öğrenme fırsatlarının herkes için teşvik edilmesi. 5. amaç toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşılması, tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi. Bir alanda olan şey, bir aksiyonda, bir eylemde olan şey gerçekten diğerleri üzerinde etkiye sahip sonuçları açısından. Peki STEM, STEM nedir? STEM dediğimizde açılımı science, bilim, technology, teknoloji, engineering, mühendislik ve mathematics, matematik. STEM eğitimi kritik bir parçası haline geliyor nitelikli eğitimin. Çünkü dijital bir çağdan geçiyoruz. Evet, şimdi ben panelistlerimize döneceğim ve diyeceğim ki perspektifinizi bize aktarabilir misiniz? Benzersiz entrepreneurship from business arka planlardan geliyorsunuz. Akademi, girişimcilik, işletmeler açısından baktığımızda tecrübeleriniz var. Tecrübeleriniz anlamamıza yardımcı olabilir. Neden STEM eğitimi önemlidir ve neden STEM eğitimi kadınlar için önemlidir bunu anlama açısından? Ahu, sizinle başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Tendu, teşekkür ederim. Kırmızı Biber Derneği'ne de teşekkür ediyorum bu paneli düzenledikleri için. Veri teknoloji uzmanıyım ve eğitim olarak ekonomistim. STEM, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna bu şekilde bu perspektiften bakıyorum. Geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda gördüğümüz yüksek hızda bir dijitalleşme görüyoruz ekonomide, her bir sektörde, tüm alanlarda. Ancak tabii ki pandemi daha da hızlandı son 3 yıl içerisinde. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve bununla ilgili teknolojiler bu dijital bilgiyi ve enformasyonu çok biliyoruz ki toplumsal cinsiyet verileri de bunu gösteriyor. Toplumsal cinsiyet yanlılıkları makine öğrenmesinde de ortaya çıkıyor. Örnek vermek gerekirse, burada özellikle bir trafik kazasını düşündüğümüzde emniyet kemerleri ve hava yastıkları ve diğer güvenlik özellikleri trafik kazalarına göre dizayn ediliyor. Ama dummy testler yapılıyor ve bu dizaynlar kadın değil erkeklerin vücut özelliklerine göre tasarlanıyor. Kadınım, vücut özelliklerim erkek gibi değil. Eğer ki yeterince kadın çalışan, eğitmen STEM alanında olmazsa ne olur? Tüm veri tasarımı ürünler için, hizmetler için bütün tasarım yanlılık ile ortaya çıkar. Yani bu tipik bir teknoloji tartışması değil. Biz burada insanların hayatlarından bahsediyoruz. Özellikle teknolojide toplumsal cinsiyet yanlılığının yansıttığı veri setlerinin oluşturulması açısından eğer ki yeterince sağlanmazsa teknoloji alanında, yapay zeka alanında, makine öğrenmesi alanında boşluklar olacak demektir. Ve bu toplumsal cinsiyet yanlılıklarını hizmetlerde ve ürünlerde aşabilmek için daha fazla kadına ihtiyacımız var. Bu kadar basit. Teşekkürler Ahu. İnanılmaz bir mesaj verdin. Yanlılıklardan bahsettin. Toplanan veriler, yapılan her çalışmayı ve verilen her kararı ve işlerin geleceğini etkiliyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporunu okuyordum.
işlerin özellikleriyle ilgiliydi. Ve tabii size de çok yakın bir konu başlığı, önceki araştırmalarınız dolayısıyla. Ve rapor şunu söylüyor. Kuruluşların ve işverenlerin %84'ü dijitalleşme gündemlerini hızlandırıyorlar. Covid sırasında bunu gördük. Hepimiz zaten bu ortamdayız. Hepimiz mesela paneldeyiz günümüzde. Hepimiz internet üzerinden bağlanıyoruz ve dünyanın çeşitli yerlerinden birçok katılımcımız var. Uzaktan öğrenme, çevrim içi aplikasyonlar, dijital öğrenme çok ciddi şekilde hız kazandı, ivme kazandı. Bu dijitalleşme gündemiyle birlikte işverenlerin %50'si aslında daha fazla işlerde otomasyon amaçlıyorlar. Farklı beceri setlerini ve problem çözme becerilerini gerektirecek. Özellikle de yeterince temsil edilmeyen gruplar için eğer ki onların yeniden beceri kazanması ve becerilerinin iyileştirilmesi ve eğitimlerine yatırım yapılmazsa ciddi bir problemi beraberinde getirecek. Rachel, sen ne dersin? Sistem neden bu kadar kritik? Ve muhtemelen siz bu konuyla ilgili olarak görüşlerinizi paylaşmak istersiniz. Tabii ki çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir grup içerisindeyim. Dünyanın çeşitli yerlerinden katılımcılarımız var. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için ve katılımcıları bir araya getirdiğiniz için. Çok tutkulu olduğum bir konu bu. Sonraki nesilleri güçlenmesini sağlamak için, gelecek sistem liderlerinin yetişmesi için ben destek veriyorum. Makine mühendisliği mezunuyum ve şu anda iki tane genç kız çocuğum var. İki genç kız çocuğu, bir oğlan çocuğum var. Daha önce de söylemiş olduğum gibi şu anda pipeline'da bu var. Kadınlarda, kadınların güçlenmesi için erken aşamalarda başlamalıyız. 5-6 yaşında kızlarım ve gerçekten çift denklemi yapabiliyor. Matematiği çok seviyorlar. Matematiğe bayılıyorlar. Yani büyüdükçe bunu kaybetmelerini istemiyorum. Ve burada yüksek öğrenimde de bu alanda ilerlemelerini istiyorum. Evet, ben ne yapıyorum? Ben mesela Good Housekeeping'de tüketici malzemeleri ve ürünlerin kalite kontrolünü gerçekleştiriyorum ve bu çerçevede gerçekten tüketici ve endüstrinin kesiştiği bir noktadayız. Emniyet kemerleri örneğini verdiniz. Ben de imalatçılarla bir araya geliyorum. Yani otomotiv üreticileri, imalatçıları, onlarla sohbet ediyorum. Tüketicileri dinliyorum. Aynı zamanda büyük veri setleri topluyoruz ve onun sonrasında aynı zamanda onlarla konuşuyoruz ve böylelikle değişiklikler yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Her türlü tüketici ürünüyle ilgili geçerli. Gebeydim. Sonra postpartumda bazı ürünler kullandım. Kimler üretiyor bunu? Erkekler. Ama kadınların olması lazım. Yani farklı noktalarda Ar-Ge'de ürün geliştirilmesine, pazarlama ve dağıtımda her bir unsurunda daha fazla kadının olması gerekiyor. Özellikle de bizi etkileyecek ürünlerin imalatında. Bu sürecin bir parçası olmazsak aslında bütün enformasyon kümelerini kaybetmiş oluyorsunuz bu ürünlerin daha iyi hale getirilebilmesi için. Yani çok geniş düşünmek lazım. Cinsiyet, aynı zamanda toplumsal cinsiyet ve yaş açısından düşünmek lazım. Çeşitlilik bu ürünlerin üretilmesinde daha fazla iyileşme sağlıyor. Eğitim olması lazım bunun için tabii ki. Yani bu noktada şu anda bu sürece dahil olmamı sağlayan önemli bir rol modelim vardı. Good Housekeeping'e de bu sayede dahil oldum. Ve çok fazla kadın anne değildi, çok fazla kadın mühendis değildi. Benim rol modelim dedi ki güzel bir şekilde ebeveynlik yapabilirsin, güzel bir aile sahibi olabilirsin. Hem bilimsel çalışmalarını da yapabilirsin dedi. Kendisi beni destekledi. Aynı zamanda inanılmaz bir kariyere sahip oldum. Böyle güzel bir şekilde birçok insanı etkiledim. Daha fazla rol model oldukça daha fazla kişi etkileyebileceğiz. Daha fazla büyümeye devam edeceğiz. Ben de mesela ilk mühendislik eğitimi için sınıfa girdiğimde dediler ki yanlış sınıfa gelmişsin herhalde. Burası bilgisayar mühendisliği değil mi? O zaman doğru yerdeyim dedim. Ben de 4 kadından bir tanesiydim bu alanda eğitim alıp mezun olabilen 50 tane erkek vardı. Evet, tabii ki bunu
devam ettirmeliyiz. Kadınların güçlenmesi, eğitim alması ve her zaman çok güzel roller üstlenmesi için sonsuza kadar konuşabilirim ama zamanımız kısıtlı biliyorum. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir panel. Teşekkürler. Katıldığınız için çok teşekkürler Rachel. Siz de arka plan anlamında medyadasınız. Aynı zamanda ürün alanında çalışıyorsunuz ve teknoloji açısından da eğitim almışsınız. Bu değişimi görüyoruz aslında. Her bir endüstri gördüğümüz gibi verilerin yönlendirdiği bir endüstri haline gelmek zorunda. Dördüncü sanayi devrimi çerçevesinde Dünya Ekonomik Forumu buna dördüncü sanayi devrimi diyor. Hayatta kalabilmek için bu çok önemli ve Bir Nur birçok kişi için rol modeli ve genel olarak gerçekten rol modelleri çok önemli. Çünkü bu noktada eğer ki görmezsek olamayız. Yani bir örneğini görmezsek o kişi olamayız. Bu örnekleri görmemiz gerekiyor. Özellikle kişilerin iş yerinde kalabilmesi için, becerilerini muhafaza edebilmesi için, sahip olduğu pozisyonları muhafaza edebilmesi için, onlara kapıların açılabilmesi için. Jean, siz de inanılmaz bir rol modelsiniz. Bilim ve Mühendislik Fakültesi dekanısınız. Gençler için neler söyleyebilirsiniz? Lisans eğitimi için gelenlere neler söyleyebilirsiniz? Sizin arka planınız, eğitiminiz ve aynı zamanda STEM eğitimini, rolünü, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanmasında nasıl bir role sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Tende çok teşekkür ediyorum. Bu panelde bulunmaktan büyük zevk duyuyorum. Büyük bir onur duyduğumu da eklemek istiyorum. Evet, benim eğitimim, Çin'de, Pekin'de büyüdüm. Tsinghua Üniversitesi'nde, Pekin'de okudum. Daha sonra doktoram için Kanada'ya gittim. Aynı üniversitede 2 yıl çalışmıştım öğretim görevlisi olarak. Onun sonrasında Kanada'ya gittim, doktoramı tamamladım. Sonra Toronto Üniversitesi'nde 23 yıl boyunca çalıştım makine mühendisliğinde. Doçentlikten başladım ve bölüm başkanı olarak görev yaptım. İnanılmaz fırsatlar vardı. 2017'de önemli bir fırsat sunuldu bana ve Mühendislik Fakültesi dekanı oldum Stevens'ta, Stevens Institute of Technology'de. İnanılmaz bir serüven oldu benim için. Çünkü ben başladığımda aslında şunu söyleyeyim, Çin'de daha fazla kadın vardı mühendislik alanında. Ama Kanada'ya geldiğimde şaşırtıcı bir şey olduğunu gördüm. Kadınların sayısı da azdı. Toronto Üniversitesi'ne girdiğimde ben ikinci kadındım. İkinci kadın akademisyendim departmanımda, ana bilim dalında. Benden önceki kişi 1,5 yıl önce, benden 1,5 yıl önce katılmıştı. Yani hep yıllar boyunca erkeklerden ibaretti. Ben Stevens'a dahil olduğumda makine mühendisliğinde görev alıyordum ve Stevens'ta da ilk kadrolu fakülte öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. Teknoloji çok hızlı gelişiyor ve birçok STEM eğitiminde kadına ihtiyaç olduğunu biliyoruz ve tabii burada özellikle eğitim alanında hala yeterince rol model yok bizim yüksek öğretim alanında görev yapan. Yani şunu söylemek istiyorum. Daha fazla kadının çekilmesi gerekiyor STEM eğitimine ve STEM eğitiminin verilmesi ve alınması alanlarında. Yani 30 yıl önce inanılmaz programlar uygulanmaya başladı. Kadınları teşvik etmek için STEM alanına çekebilmeye yönelik önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak yaklaşık 20 yıl içerisinde bir duraksama oldu. Yani kadınların sayısı hem STEM eğitimi alanların hem de eğitimi verenlerin kadınların sayısı bir duraksamaya uğradı. Ancak yakın dönemde birkaç önemli adım daha atıldı. Mesela ben başladığımda daha önce de söylemiş olduğum gibi ilk kadrolu akademisyendim. Ben başladığımda Stevens'ta ama daha sonra tabii ki şu anda 4 tane var kadrolu kadın akademisyen. Daha fazla kadın lider rol modele ihtiyacımız var. Bu gündemin ısrarla savunulması için Stevens'ta şu anda %30 kadın akademisyenlerin oranı ve bu bir rekor niteliğinde ve daha fazla kadın olduğunu görüyoruz. Daha fazla kadın ilgileniyor STEM alanına, STEM eğitimine.
ve STEM olarak aslında söyleyelim. STEM programlarına daha fazla kadın ilgi duyuyor artık. Stevens'da ben başladığımda yaklaşık %20 kadın vardı. Öğrenciler açısından söylüyorum ama şu an itibariyle halihazırda %30 ve bu sene şunu söyleyebilirim, tüm başvuranların arasında %37'si kadın. Dolayısıyla bu noktada trend gitgide daha da iyileşiyor. Bu da bana cesaret veriyor. Aynı zamanda şunu da gözlemledim. Stevens olarak, en azından Stevens içerisinde, belki her yerde bu şekildedir. O kadınlar, kadın öğrenciler, üniversiteye giren kadın öğrenciler, yüksek lisans veya lisans eğitimini alanlar aslında daha fazla fırsattan, daha fazla fırsatlardan yararlanmak istiyorlar. Daha fazla kadın lider var. Farklı liderlik rollerine kampüs içerisinde aday oluyorlar ve bunları yerine getiriyorlar. Aynı zamanda kadınların bu programlarda kalma oranı erkeklerin oranına göre daha yüksek. Stevens'da 6 yıllık, belki 6 yıl demeyeyim, ilk yılda programda kalma oranı kadınlar için hali hazırda %99. Ortalama %96. Yani kadınlar gerçekten çok yüksek bir performans sergiliyorlar girdikten sonra. Evet, bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Kadınlar girdikten sonra çok daha iyi bir performans sergiliyorlar. Ama tabii ki daha fazla rol modele ihtiyacımız var. Liseden çıkan kız çocukları daha fazla ilgi duysunlar. Kalıp yargılara kapılmasınlar ve STEM kadınlara uygun değildir kalıp yargısına takılmasınlar diye. Çok daha iyi performans sergileyebiliyorlar girdikten sonra. Her bir meslek alanında, her alanda geleneksel olarak kadın odaklı meslekler olsun, teknolojilerin kullanılması gerekiyor. Tüm işlerde, tüm mesleklerde, müzik alanında müzik teknolojileri alanımız var. Müzisyenler için teknoloji kullanımı ile ilgili ve istihdam oranı %100 buradan mezun olanlar için. Stevens'ta böyle bir bölüm var. Her yerde teknolojiye ihtiyacımız var. Aynı zamanda also flagship. İşletme ve Teknoloji adlı başka bir amiral gemisi diyebileceğimiz programımız var. Stevens'ta mühendislik alanları gerçekten amiral gemisi diyebileceğimiz programlar arasında hepsi. Bilgisayar mühendisliği de bunlardan bir tanesi. Bu panelin bu şekilde teşvik edici bir oturumun tüm kadınlar için bu alanda olan, ilham veren tüm kadınları barındıracak şekilde düzenlenmesinden çok memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. İki önemli şey söylediniz Jean, çok teşekkürler. Dediniz ki girdikten sonra çok iyi performans sergiliyorlar. Bu çok çok önemliydi. Çünkü evet, bazen kız çocukları, lisedeki kız çocukları bunu tam anlayamayabiliyorlar. Yani bu becerileri ve bu alanlarda bunlardan nasıl istifade edeceklerini tam olarak anlayamayabiliyorlar. İşletme ve teknoloji ve Stevens bunu nasıl birleştiriyor, müzik ve teknoloji bunu nasıl kombine ediyor, bunu da görebiliyorum. Birçok eğitim kurumu dijital teknolojileri programlarına dahil ediyorlar. Mesela pazarlama, veri ve dijital beceriler olmadan pazarlama yapamazsınız günümüzde. Bunların dahil edilmesiyle Stevens belki lisede, yani bu tercihleri ortaokulda yapmadan önce bu pipeline'ı yaratabilmek açısından çaba sarf edebilir. Bu konuya daha sonra tekrar döneceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum perspektifini paylaştığın için. Tümay, girişimcisiniz. Kaç yıl önce Türkiye'de yazılım şirketinizi kurdunuz. Biraz bahsedebilir misiniz? Zorluklar yaşamışsınızdır. Tabii, tabii. Tende çok teşekkür ediyorum. Ben yazılım şirketimi 30 yıldır işletmekteyim. Ve sanırım STEM eğitimi çok çok önemli günümüzde ama gelecekte çok çok daha büyük önem sahibi olacak. Çünkü STEM becerilerini gerektiren iş piyasasında talep artıyor. Mesela yazılım şirketimizde, bizim şirketimiz her zaman geliştiriciler, test uzmanları ve destekleyici mühendislere ihtiyacımız var. Aynı zamanda sağlık, bakım, finans gibi yüksek maaşların olduğu sektörlerde, mühendislik ve teknoloji gibi alanlarda STEM konularında temeliniz olması gerekiyor. Eğer ki STEM eğitiminiz varsa
istihdam edebilirliğiniz ve kariyer seçenekleriniz artıyor. Teknoloji tabii ki inanılmaz bir hızla gelişiyor ve herkesin kuvvetli bir anlayışa sahip olması gerekiyor STEM konularıyla ilgili olarak. Bu ilerlemelerle ayak uydurabilmeleri için. Yalnızca teknolojinin kullanılması değil, bunların inovasyon ve geliştirilmesine katkıda bulunmaları da önemli. Uzun yıllardır biz bunu yapıyoruz zaten. Ticari yazılımlar geliştiriyoruz şirketimiz bünyesinde. STEM eğitimi aynı zamanda problem çözme becerilerini kazandırıyor genç kızlara ve gençlere. Eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini kazandırıyor. Bunlar karmaşık konuların çözülmesinde ve gerçek dünya problemlerine çözüm getirmede büyük önem taşıyor. Kendi genç çalışanlarım arasında bunları gözlemleyebiliyorum ben. Ve aslında STEM eğitimi sayesinde ben yeni yazılım ürünleri, hizmetleri ve fikirleri geliştirebildim. Ve böylelikle gençler için iş imkanları, genç kız çocukları için ekonomik büyümeye katkıda bulunacak şekilde iş imkanları yaratabiliyoruz. Bu nedenle STEM eğitimi, inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi açısından çok önemli. STEM eğitimi önemli bir konu. Çünkü gençleri hazırlıyor. Genç kız çocuklarını geleceğe yönelik fırsatlar açısından hazırlıyor. Kariyer seçeneklerini geliştirebilirler. Problem çözme becerilerini geliştirebilirler, inovasyon ve girişimcilik anlamında katkı sağlayabilirler. Ben bir zamanlar yaptığım gibi, benim bir zamanlar yapmış olduğum gibi. Teşekkürler. Tümay, çok teşekkür ediyorum. Tümay, eminim zorluklar yaşadınız 30 yıl önce özellikle, değil mi? Doğru mu? Sanırım daha fazla yatırım görüyoruz zaten. Küresel finansal hizmetlerin çoğu, çalıştıklarımızın çoğu bazı programlara sahipler. Azınlık tarafından işletilen işletmelerin ya da ev tabanlı işletmelerin geliştirilmesi için. Yani özellikle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde azınlığın sahip olduğu ev tabanlı işletmelerin bu dijital ekonomiye katılmasını artırmak için. Bu sertifikasyon programları becerilerin yenilenmesi ve artırılması bir seçenek mi sizce? ABD'ye bakalım. Üniversite eğitimi çok çok pahalı. Yani neredeyse maddi olarak karşılanamaz nitelikte. Dolayısıyla biz herkesin üniversite eğitimi sahibi olmasını bekleyemeyiz. Peki burada fırsat yaratma konusunda neler söyleyebilirsiniz? Bu becerilerle ilgili olarak siz nasıl strateji kurdunuz işletmeniz çerçevesinde bu konuyu çözebilmek için? Evet, bizim staj programlarımız var, malumlarınız olduğu üzere. Dolayısıyla biz çocukları, gençleri, kızları, STEM yetkinlikleri ve pozitif bilimlerle ilgili bilgileri açısından geliştirmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğin kazanılabilmesi için. Burada özellikle diğer programlar, inisiyatifler olduğunu da biliyorum gençlerin teşvik edilmesi için lise seviyesinde ve hatta öncesinde ve bizim alanımızda da var bunlar. Örnek vermek gerekirse kız çocukları için kodlama, kod.org gibi kuruluşlar gerçekten iyi bir iş çıkarıyorlar kendi alanlarında. Tümay, çok teşekkür ediyorum. Ahu, size geri döneceğim. Siz verilerle çalışıyorsunuz ve veri bize neler söylüyor? Özellikle STEM alanında kadınlarla ilgili olarak ve STEM eğitiminin toplumsal cinsiyet açısından ücret farkını kapatabilmesi açısından. Tendu, ilk slaytı koyabilir miyiz? İlk slaytımı koyarsanız, evet, yalnızca görsel olarak durması açısından. Şimdi genel olarak iş gücünü düşünelim. Evet, bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nden sayılar. Yani nispeten dünya çapında en iyi sayılar diyebiliriz. Ama bu bir kıyaslama ölçütü, bir fikir veriyor sayılarla ilgili olarak. Genel itibariyle ABD iş gücüne baktığımızda inanılmaz görünüyor. %50, %50 gibi. Yani İş yerlerinde herhangi bir toplumsal cinsiyete dayalı yanlılık yok gibi görünüyor. STEM işlerine baktığımızda
daha iyi bir hikayeymiş gibi görünüyor. Yani burada özellikle şöyle söyleyeyim, şunu tam daha kötü demek istemiştim. Yani bu %50-%50 iş yeri oranında ABD'de STEM'e baktığımızda yalnızca %24'ü STEM işlerinin kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Tekrar %50-%50'ye dönelim. Bu %50-%50 yanlış yönlendiriyor bizi. Çünkü siz burada özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği açısından baktığınızda orta kademe yönetim üstündeki işlerde bu %50-50, %10, %90, %15, %85 oluyor. Tamamen değişiyor. Yani ne kadar üst düzey yönetim işi oluyorsa erkekler o kadar fazla pozisyona sahip oluyor. Kadınlara nazaran daha üst düzeyde yönetim kademelerinde yer alıyorlar erkekler. Şu anda daha bile kötü. Yani %50-%50 olmasaydı, %76-%24 olduğunda STEM dünyasına geldiğimizde bu durum daha da ekstreme çıkıyor. Dolayısıyla sanırım bizim burada aynı zamanda düşünmemiz gereken eğitimden iş gücüne sonuçlar bakış açısı. Evet, eğitim var, daha fazla kadınlar var şu anda, daha fazla kadın STEM eğitimine yöneliyor. Ancak bizim bunu iş gücü sonuçlarıyla ilişkilendirmemiz gerekiyor. Nerede bir rol oynuyorlar bunlar? Şimdi ben veri bilimi alanında yöneticilik yapıyorum. Ben şirketimi devraldığımda bütün veri kodlayıcılar kadındı. Yani bu enteresan da, çünkü kodlayıcılar, kodlama uzmanları kadındı. Ben de aynı zamanda bir veri bilim şirketine sahibim. Bütün kodlama yapanlar kadınlar, yöneticiler. Yani burada veri bilimcilerin doktoraya sahip, yönetim için kullanılan yönetim pozisyonundaki erkekler yüksek lisans eğitimine sahip olan kişiler. Yani STEM eğitimi dediğimizde iş gücü açısından sonuçlarla bağlantılandırmakta fayda var. Sonraki slaytta göstereceğim. Burada ücret farkı var. Bir sonraki slayta geçebilirsek Tendü. Evet. Burada bu slayt bize özellikle daha iyi bir hikaye STEM işleri için. Sağ tarafa baktığınızda, STEM dışı işlere baktığımızda burada her bir, şöyle bakayım, biraz daha yakından bakayım. Her bir dolar için, her bir dolar, yani erkeğin kazandığı her bir dolar için 80 sent, 79 sent kazanıyor kadın. Ama STEM tarafında erkeklerden kazanılan her bir dolar için STEM'de kadınlar 86 sent kazanıyor. Hala bir fark var ama umarım bu fark kapanacak. Dikkatli olursak şimdi, çünkü başka bir veriden bahsedeceğim. Birkaç yıl önce ben aslında bir araştırma gerçekleştirdim Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde ve 140 yıla baktık. Bu küresel farkın kapanabilmesi için, toplumsal cinsiyete dayalı farkın kapanabilmesi için 140 yıla ihtiyacımız var. Dolayısıyla evet, ekstrem olabilir. Daha iyi yapıyoruz. STEM'de belki diğerlerine kıyasla daha iyi durumdayız ama 140 yıl 10 yıl olacak anlamına gelmiyor. Hala 100 yıldan bahsediyoruz. 100 yıl geçmesi lazım ki bu boşluk, bu fark kapanabilsin, gerçekçi olmak gerekirse. Dolayısıyla yine 3 şey var burada. Evet, burada STEM eğitimini düşünmemiz lazım. Bu iş gücü sonuçlarına nasıl yansıyacak, bunu düşünmemiz lazım. Tamam, STEM'le ilgili işlerde para kazanma anlamında daha iyi bir iş çıkarıyor olabiliriz ama yine de uzun sürecek bu noktada bu boşluğu kapatabilmek için, bu farkı kapatabilmek için. Ahu, teşekkürler. Ahu, evet, tamamen haklısınız. Bence Jean de benzer bir noktayı dile getirdi. Siz dediniz ki belirli bir yönetim kademesi sonrasında direktör, kıdemli direktör, yönetici olduğunda
fark açılıyor ve bu seviyelerde, işletmelerde kadınların oranında ciddi bir düşüş görüyoruz. Pipeline'a baktığımızda bunu analiz ettik biz. Precise'de de şirketimde bunu da analiz ettik. Mesela şuna baktık. Başvurucuların sayısına baktı. Toplumsal cinsiyet, ırk, etnik köken ve yaşlara göre ayrılması çerçevesinde analizler yaptık. Yani belirli bir iş için kadınlar %37 oranında başvuru olabilir ama belki %18'i başarılı olup işe alınıyor. Aynı zamanda burada gönüllü ve istekli olmayan atrisyona bakmamız gerekiyor ve yönetim kademesinde devrimi nasıl yaratabiliriz'e bakmak gerekiyor. Evet, Sandy. Sistemde kadınlarla ilgili olarak iyimserim ve umutluyum ama düşünmeye devam etmemiz gerekiyor. Yani kaç kadın sistemde var, buna takılıp kalmayalım. Kaç kişi gidiyor, buna takılıp kalmayalım. Aynı zamanda paralel şekilde iş yerindeki sonuçlara, toplumdaki sonuçlara da odaklanalım. Gerçekten bunu dengelememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu düşünceyi dengelememiz gerektiğini düşünüyorum. Tamamen katılıyorum söylediklerinize. COVID-19 pandemisi sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınların %50'si, yani bilişim teknolojileri ve veri bilimi, bilgisayar bilimi, teknoloji rollerinde olan kadınların %50'si 35 yaş ve üstü kadınların, bu 35 yaş ve üstü kadınların %50'si işlerini bıraktılar. Dolayısıyla iş gücünde tutamadık. Yani bunun tabii çok farklı sebepleri var. Zaten pandemi sırasında çocuklarına bakmak, yaşlılarına bakmak durumunda da kaldılar. Muhtemelen ev işlerini yapmak durumunda kaldılar. Ama bu anlamlı, önemli bir sayıydı. Yani özellikle iş gücünün muhafaza edilememesi, tutulamaması ile ilgili olarak. Yani burada tabii ki sistemle ilgili olarak da acaba rol modellerini koruyabiliyor muyuz? Çünkü bu daha büyük bir risk getirir sonraki nesiller için. Ben tam veri bulamadım Türkiye ile ilgili olarak ama bazı veri noktalarını, ilgili olduğunu düşündüğüm kısımları paylaşmak istiyorum. Çünkü depremde daha büyük bir boşluk, daha büyük bir fark yaratacak bizim açımızdan. Şimdi Türkiye'deki nüfusa bakarsak kadınlar Türkiye'nin nüfusunun neredeyse yarısı. Ancak burada 22 statistics that was published 3 days ago. 20 sondaki istatistiklere bakarsak 3 gün önce TÜİK tarafından yayınlandı bu veriler. Buna göre yalnızca %30'u, ortalama %30'u iş gücüne katılıyor kadınların. Dolayısıyla nüfusun %50'si arasından %30'u iş gücüne bir şekilde katılıyor. Yani her türlü iş, yalnızca sistemle sınırlı değil, her türlü işle ilgili olarak. Şimdi burada bu katılım, iş gücüne katılım nasıl sizin mesajınızla ilgili, becerilerle nasıl ilişkili, bunu anlatmaya çalışacağım. Evet, okuma yazma bilmeyenler katılmıyor. Yani yalnızca %10 diyebiliriz. Ortaokul mezunu ve altı, üçte biri iş gücüne katılabiliyor. Doğrudan bir ilişki var. Yani eğitim seviyesiyle ya da becerilerle. Yani teknik olabilir, mesleki liseden mezun olabilir. Bu da katkı sağlıyor. Yani %40'a yaklaşıyoruz birdenbire iş gücüne katılım açısından. Yani doğrudan bir ilişki söz konusu eğitim seviyesiyle iş gücüne katılım arasında. Türkiye'de deprem sonrası durumda bizim gerçekten çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Yatırım yapma açısından hızlıca birkaç ay, hafta içerisinde gerçekleştirilen becerileri artırmaya ve güncellemeye yönelik programlara yatırım yapmamız gerekiyor. Teknoloji, mesela 10 tane il depremden etkilendi. Teknolojiyi götürmeliyiz oraya. Bu veri noktaları ilgi çekici diye düşünüyorum. Tümay, elinizi kaldırdınız. Buyurun lütfen. I want to share my experience about this. Ben kendi deneyimimi paylaşmak isterim bu konuyla ilgili. Bir geliştirici olarak, aynı zamanda da yönetici olarak, şimdi başarılı bir yönetici olmak tamamen farklı bir beceri kümesi gerektiriyor.
ki böylece başarılı bir geliştirici de olabilin. Farklı zihniyetler gerektiriyor. Yani geliştiriciden başarılı bir yöneticiye geçiş yapmak çok zor. Yani liderlik ve teknoloji becerilerinin bir araya gelmesi çok nadir görülen bir şey. Geliştirici olarak mantıklı düşünmeniz lazım bildiğiniz gibi. Sonrasında işte neden olduğunu açıklamanız ve sonuçları söylemeniz lazım. Yani çoğu zaman bu çok güzel oluyor. Ancak bir yöneticiyseniz o zaman öyle zamanlar oluyor ki doğru şeyleri, doğru insanlara ihtiyacınız oluyor ama yine de başarısız olunabiliyor. Biliyorum oradaki kadınlar işte hane sorumlulukları var. O da onlar için iş ve aile yaşamını dengelemek zor olabiliyor kadınlar için. Ve de belli bir göreve odaklanmak kadınlar için kolay olmayabiliyor. Çok fazla dikkat dağıtıcı etmenler var onlar için, faktörler var odaklanmalarını önüne geçen. Ancak biz kadınlara yardımcı olmalıyız ki başka zihniyetler de geliştirebilsinler. Ki böylece başarılı yöneticiler olabilsinler. Bu tamamen farklı bir düşünce yapısı. Eğer sisteme eğitiminiz var olduğunda bu düşünce yapısına çoğu zaman sahip olmuyorsunuz maalesef. Teşekkürler Tümay. Beste Hanım chat box'ta bir şeyler söyledi. Biz de kodlama yapan kız çocuklarına sponsor oluyoruz benim şirketimde. Yarım milyon kız çocuğunun kodlama becerilerini ve teknolojiye tanıtılmasını sağlamaya çalışıyoruz. İşte podcastler var bunlarla ilgili. Sonrasında işte belgeler, sertifikasyon veriliyor. Ve bazı ücretsiz online kaynaklar var. Reach to Türkiye. Bu zaten görüşmede, toplantıda hepimiz onun bir parçasıyız. Fatma Hanım da aynı şekilde. Bridge Türkiye teknolojinin, eğitimin ve uygulamalı eğitimin bir araya getirildiği bir yapılanma Türkiye'nin farklı yerlerinde ve biz de Kırmızı Biber Derneği ile birlikte burada daha fazla işbirliği yapmayı hedefliyoruz. Özellikle deprem sonrası Türkiye'de. Rachel, peki sen ne düşünüyorsun? Yani şimdi STEM'in etkisi, sonrasında eğitimin etkisi, yani sürdürülebilirlik açısından baktığımızda tabii ki iyi bir iç çalışma çok önemli sürdürülebilirlik için. Aynı zamanda sürdürülebilir ürünlerin olması daha da artık tüketilebilir ve karşılanabilir hale geldi ve de daha fazla kişi artık onları biliyor. Sizin bununla ilgili görüşleriniz var mı? Evet, tabii ki. Şimdi hemen son yaptığınız konuşmaya değinmek isterim. Kantitatif ve EQ becerilerinin dengesiyle ilgili olarak. Ancak şu çok önemli, yani yönetim düzeyinde insanların tabii ki ilerleyebilmesi çok önemli. Ben de katılıyorum. Tamamen farklı beceriler gerektiriyor. Tabii ki teknik bilginizin üstüne koymanız gerekiyor bu becerileri. Ancak daha önce de işte teknolojiden de bahsettiğimiz üzere ya da işte bir aslında hızlandığını görüyoruz. Ve makinalarda artık birçok veriyi tutabiliyor. Teknik birçok şeyi etkileşim yapabiliyor makinalar artık. Ancak yine de çok fazla bazı tabii ki sosyal beceriler de gerektiriyor bu işi yapmak. Ve tabii ki özellikle işte sosyal bazı unsurları var bunun. Ancak temel düzeyde teknolojinin ne olduğu ve nasıl onunla etkileşim kuracağınız ve o sosyal yetkinliğe sahip olmanız da tabii ki çok çok önemli bir gereklilik aslında toplumlar için. O kanaatin olması, işbirliği yapabilmek, bütün bu işte yönetim becerilerinde olması çok çok önemli. Yani bir T şeklinde bir yaklaşım gerektiriyor. Yani üst düzey teknik beceriler aynı zamanda başka becerilerin de olması gerekiyor ki daha işte iyi olabilin bir organizasyon içerisinde ve de farklı yerlerde de operasyon yapabilin diye onu da söylemek istedim. Ben önemli olduğunu düşünüyorum bu konunun ve sürdürülebilirlikle ilgili olarak başka bir şey söylemek isterim. Yani sürdürülebilirlik hala bir aslında bir kahraman gibi karşımıza çıkıyor. Aslında tabii ki hem küreselde de aynı şekilde tüketicilerimizi etkileyen bir durum. Sürdürülebilirlik açısından
Biz çok fazla bilgi topluyoruz. Çok fazla işte bilgi var, veri var. Daha bütüncül bakmaya çalışıyoruz diğer medya markalarına kıyasla. Sadece tek bir özelliği değil. İçeriklere bakıyoruz, materyallere bakıyoruz. Bunun nasıl yapıldığına, enerji ne gerektiriyor vesaire işte ulaştırmaya bakarken sonra işte bütün bu farklı yönlerine bakıyoruz ürünlerin bakabildiğimiz kadar ve aynı zamanda tüketiciyle de mümkün olduğu kadar şeffaf olmaya çalışıyoruz. Tabii ki her bir ürüne bütüncül olarak bakmak mümkün olmayabiliyor. Çünkü yine de bu içerikleri oluşturmamız gerekiyor dergimize, bunları sunmamız gerekiyor. Ancak we help to push the needle. Bu her zaman tabii ki ihtiyacı nasıl öne sürdüğümüzle ilgili. Yani mesela çevresel olarak duyarlı, gezegeni düşünen, insanları düşünen çözümlerin olması lazım. Bunu bir gecede yapamayabilirsiniz. Biz bu noktada sürekli yükselmeye çalışıyoruz ve de aynı zamanda bunu tüketicilere de aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü bugünlerde çok fazla işte yeşil konular var. İnsanlar ne olduğunu bilmiyor. İşte gerçekten yapılanlar ya da işte yapılıyormuş gibi gösterilenler nedir? İnsanlar ayırt edemeyebiliyorlar. Çok fazla veri analizi gerektiriyor. Her şeye bakmak gerekiyor. İçeriklere bakmak gerekiyor. MSCI'lara bakmak gerekiyor. Çapraz referanslama yapmak gerekiyor. Ve tabii ki performansa, verimliliğe, güvenliğe de bakmak gerekiyor. Bizim için bütün bu sürecin bir parçası aslında bu. Önceden mesela bir dikey bir konuydu ama şu anda artık daha yatay bir konu olarak, bir felsefemiz, bir inancımız olarak karşımıza çıkıyor. Daha sürdürülebilir ürünlerimiz olmasını istiyoruz. Bu çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yani ancak bu şekilde zaten ilerleyebiliriz. Tabii ki Birleşmiş Milletler'in de bununla ilgili hedefleri var. Bunların hepsi tabii ki olumlu olarak birbirini etkileyen konular. Yani daha önce de mesela bu dile getirdiğinde gördüğünüz anda bunu yapmak, rol modellere de bakmak çok önemli. Eğer yoksa olmayacağı anlamına gelmiyor. Mesela daha önce söylendiği gibi, yani bu bir fırsat. Mesela ben tek kişiydim bunu yapabilecek ve sonrasında bu öylesi bir fırsat oldu. Herkes böylesi bir fırsat yakalayabilir. Evet, tabii ki o işi almak o zaman daha kolay hale geliyor. Ama bunu yaratabilirsiniz. Yani Good Housekeeping'de böylesi bir şey mesela ben geldiğimde yoktu. Yani ben işte neyi kolaylaştırdığıma odaklandım ve böylece yes, let's continue to do it. Let's be there for one another. Bunu oluşturmaya çalıştık. Orada birbirimiz için olmamız lazım. Neyi temsil ediyoruz? Bunu göstermemiz lazım. Yani şimdiye kadar yapılmamışsa yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Tabii ki. Bizim de böylesi güçlü kadınlarımız var bu alanlarda çalışan. Onlar da çoğu zaman işte ilk kişiler oluyor bu alanda çalışan. Aynı sizin gibi işte o adım atıyorlar ve bunun önemli bir parçası olduğunu kuruluşun gösteriyorlar ve bir rol model haline geliyorlar neticede. Şimdi bir şekilde aslında sizin söylediğinizle ilişkili olarak Rachel. Amaç açısından ve de aynı zamanda kişilerin becerilerini yönetirken sistem becerileriyle de ilişkili olarak artık bu daha önemli hale gelmeye başladı COVID sonrası dönemde. Çünkü insanlar artık daha büyük bir amaçla çalışıyorlar. İşte bütün insanlığın yararına çalışmaya çalışıyorlar. Yani satışta olsunlar, pazarlamada olsunlar ya da işte finans alanında olsunlar, teknoloji alanında olsunlar ya da medikal alanında olsunlar, bu amaca hizmet etmek istiyorlar ve de daha fazla artık kişi, özellikle liderleriyle, rol modelleriyle etkileşime geçerken buna önem veriyorlar. Ben bunların daha da önemli o hale geleceğini düşünüyorum. Özellikle işte makine öğrenmesi, otomasyon ve yapay zeka çağında daha da önemli olacağını düşünüyorum. Ah hanım, ben şimdi size geri dönmek istiyorum. Siz bir araştırma yapıyorsunuz. Çok da önemli bir araştırma yapıyorsunuz. Özellikle işte yatırımın geri dönmesiyle ilgili olarak bilim insanları ve mühendislerle ilgili. Siz bu bulgularınızı ve araştırmanızı bizimle paylaşabilir misiniz? Bu çalışma Ulusal Bilim Vakfı'nın finanse ettiği bir şey
bir çalışma. Yatırımın geri dönüşüyle ilgili, yatırımın getirisiyle ilgili işte bilim insanları ve mühendislerin yatırım getirisiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çalışma yapıyoruz. Ben de çok ilgileniyorum bununla. Bu tabii ki göçle ilgili de tabii ki ve aynı zamanda yatırımın getirisi çok önemli. Mesela ben diyorum ki mesela ben çok güzel bir okuldan geliyorum diyorum. Benim üzerimde yatırım yapılmamış. Yani ben burada çalışmaya başladığımda ben çok işte ekonomi derecesiyle çok önde gelen bir okuldan gelmiştim. Bana bir yatırım yoktu. Ama sonrasında çalışma çok farklı açılarda ilerledi. Çok farklı yönlere gitti. O araştırmada biz işte bilim insanları ve mühendis gruplarına göçmenlerden ayrı olarak baktık diğer alanlardan. Aksi takdirde o işte göç tartışmasını durduramayacaktık. Peki ne oldu? Şunu biliyoruz. STEM, iş gücünde STEM'in payı ABD'de artışa geçti. Ancak veriler gösteriyor ki foreign boards ortalama STEM çalışanlarından daha da iki kat daha fazla artıyor. Yani ABD'deki STEM iş gücünde buna baktığımızda daha da bunun arttığını görüyoruz. Bu da tabii ki çalışılması gereken bir şey. Ancak burada yatırım getirisi nedir yani? Genel manada ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasına geri dönüşü nedir bunun? Ona bakmak lazım. Bir diğer önemli veri noktası ise şuydu. Daha önce de söylediğim gibi şimdi mesela STEM'in ya da kadın STEM çalışanlarının rolüne baktığımda bunun daha zayıf olduğunu görüyoruz nispeten erkeklere kıyasla. Ancak göçmen ya da işte yurt dışında doğmuş kişiler açısından baktığımızda bu daha aslında iyi bir hikaye. Özellikle Asya kültüründen, Asya'dan gelen göçmenlere baktığımızda ya da doğuştan yabancı olan kişilere baktığımızda daha umutlu bir durum görüyoruz. Ah, bunlar çok güzel haber. Veriler gösteriyor ki etnisiteye bağlı olarak mesela Asya, Amerika, Hispanik sonrasında diğer etnisitelere bakıldığında ABD'de doğanlara baktığımızda bunlar karşılaştırıldığında bu ücret farkı farklı. Ücret eşitliği farklı. Bu sonuçları sizin de görüyor olmanız çok güzel. Şimdi kapanışa geçmeden önce herkesten kapanış görüşlerini almadan önce ben tabii ki öncelikle teşekkür etmek istiyorum ama bazı veriler paylaşmak istiyorum. Özellikle işlerin geleceği için. Çünkü ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için aslında önemli. Yani bu panelde olalım ya da işte bu işlerin organizasyonunu yapıyor olalım ya da ticari bir arka plandan ya da işte kar amacı gütmeyen arka plandan ya da eğitim kurumları arka plandan geliyor olalım. Ne olursa olsun gelecek nerede? Yani bu piyasanın ve bu mesleklerin geleceği nereye gidiyor? Bunu görmek önemli ve buna bir şekilde tabii ki birbirimiz arasında iş alanının, eğitim kurumları sonrasında kar amacı gütmeyen kuruluşların bir araya gelerek işbirliği yapması gerekiyor bu alanda. Yeah, investors. So this is a world. Yatırımcılar economic açısından da bu da Dünya Ekonomik Forumu küresel toplumsal cinsiyet farkı raporu 2021 sonu rakamları bunlar. Dünya Ekonomik Forumu şunu öngörüyor. %70'i yeni değer yaratılmış olduğunu görüyor, söylüyor. Yani küresel ekonomiden bahsediyoruz. %70'i yeni değerin ekonomide yaratılacak olan gelecek 10 yılda dijital olarak, dijital platformlarda olacak. Yani bu çok büyük bir rakam. Değil mi? Her şey bir dijitalizasyondan geçiyor. Ne olursa olsun, hangi çalışma alanı olursa olsun, müzik olsun. Mesela benim oğlum müzik yapıyor, müzik prodüksiyonu yapıyor. Bilgisayarıyla yapıyor. Hepsi dijital yaptığı şeylerin. Yani sanat olsun,
Mesela sanatta da yine sanat formları da görüyoruz. İçerik üretme olsun, açık AI'la, yapay zekayla yine bu içerik üretmenin içerik üretmeninde gelecek 10 yılda bu şekilde olacağını görüyoruz. Ancak dünya nüfusunun %47'si hala internete bağlı değil. Bu da çok şaşırtıcı bir rakam değil mi? Yani %70'i yeni değer ekonomiye yaratılacak olan dijital alanda olacak, dijital işlerde olacak. Ama neredeyse dünyanın yarısı, %50'sinin konektivitesi yok, yani internete bağlantısı yok. Bu nedenle bu fark büyüyecek gibi de görünüyor. Benzer bir veri, cinsiyet farkları açısından da, toplumsal cinsiyet farkları açısından da benzer olarak karşımıza çıkıyor. Bu grafiğe baktığımızda bazı kümeler görüyorsunuz. İşte mesela Jobs of Tomorrow, işte yarın işleri, kişiler, kültür, içerik üretme görüyoruz. Rachel'ın da söylediği gibi. Ahu Hanım da bahsetti bundan. Bunun ne kadar önemli olduğundan, yani farklı becerilerin de olması lazım. STEM'le birlikte farklı becerilerin de olması lazım. Bunların daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. Özellikle kadının temsiliyeti açısından. Ancak cloud computing'e baktığımızda, bulut bilişime baktığımızda kadınlar %14'ü bunun. Mühendislikte %20 iş gücünün kadınlar. Veride ve de yapay zekada kadınların oranının yine %32 olduğunu görüyoruz iş gücünde. Yani biz şu anda mesleklerin geleceğine bakıyoruz, yarının işlerine bakıyoruz ve şunu görüyoruz. Hem sürdürmek için hem de kadının katılımını hem sürdürmek hem de iyileştirmek için iş gücünde bizim bu yeni çıkan, yeni ortaya çıkan meslek trendlerini anlamamız lazım ve proaktif olarak bu eğitim programlarını, sertifikasyon programlarını, outreach programlarını yaratıyor olmamız lazım kendi toplumlarımız içerisinde ve o toplum ya da topluluk, işte alma mater olsun, mezun olsun ya da işte dernek olsun bizim toplumumuz içerisinde. Şimdi ben kapanış yorumlarıyla devam etmek istiyorum. Bütün bu değerli panelistlerimizin son yorumlarını almak isterim. Jean, senle başlayalım. Tendu. Herkesin söylediklerinden gerçekten çok etkilendiğimi söylemek isterim. Çok gerçekten cesaret vericiydi. Çok güzel bir toplantı oldu. Yani ben de çok şey öğrendim. Gelecek parlak ama çok yapılması gereken iş var. Özellikle de iş gücü hakkaniyeti konusu açısından. Ben bir aslında chatbox'a sorulan bir soru vardı. Ona değinmek isterim. Has to be sociopath. Despite the fact that in reality there are so süper many süper kadın modeli ile ilgili aslında işte hepimiz aslında süper kadın olabiliriz ama başka sorumluluklarımız var, aile gibi, ev gibi. Evet, katılıyorum. Yani bu kadın için aslında bir savaş. Yani kolay bir şey değil. Birçok engelin üzerinden atlamamız gerekiyor. Ancak tabii ki toplumlar daha fazla artık destek veriyor bir şekilde ve bizim de buna bağlı kalmamız lazım ve de neticesinde de o hedefimize ulaşmamız lazım. Çok teşekkür ederim Jean ve katılımınız için de çok teşekkür ederim bu toplantıya katıldığınız için. Güzel bir kapanış yorumuydu. Tümay Hanım, siz bir şey söylemek ister misiniz? Ne yapabiliriz bu durumu değiştirmek için, mevcut durumu? Bence herkesin başarıya giden yolu biricik. Yani farklı farklı da şeyler var bunu etkileyen, başarıya giden yolu etkileyen. Ben kendi faktörlerimi paylaşmak isterim. Ben çok iyi bir rol modele sahiptim öncelikle ve ben her zaman şöyle hissettim. Yani o bunu yaptıysa ben de yapabilirim diye düşündüm. Abim STEM alanında kendisi ve de çok iyi bir ya da en iyi geliştirici diyebilirim Türkiye'deki ve o benim her zaman mentorum olmuştur. Kendisi her zaman beni desteklemiştir. Aynı zamanda eşimin rolünü de beni teşvik etmede belirtmek isterim. Bir girişimci olma yolumda beni desteklediğinin
söylemek isterim. Onun da rolü çok önemli oldu benim yaşamımda. Her zaman beni destekledi. Kendisi benim üniversite aşkımdı ve beni de başarılarımı çok iyi tanıyan birisiydi. Her zaman beni destekledi eşim. Ve tabii ki her zaman bir erkek partner bulma konusunda şanslı ama aynı zamanda toplumsal cinsiyet farkını aşmak konusunda da şanslıydım. Peki nasıl başarılı oldum? Etrafımdaki aslında erkeklerin önemli bir rol oynadığını gördüm. Destekleyicilerdi. Aynı zamanda by mothers who taught their sons to respect people of all genders. Anneleri farklı toplumsal cinsiyet modellerini, farklı toplumsal cinsiyetlere saygı duymayı öğretmiş annelerin oğullarıydı benim etrafımdaki erkekler. Bu her zaman çok önemli. Yani tabii ki kız çocuklarının STEM kariyerinde karşı karşıya kaldıkları zorlukların altını çizmek tabii ki lazım. Ama bizim onları desteklememiz lazım, teşvik etmemiz lazım, kaynaklarla desteklememiz lazım. Sonrasında daha çeşitli ve kapsayıcı bir iş alanı yaratmamız lazım kız çocukları için ve kadın rol modeller olarak onların karşısına çıkmamız lazım ve de sistem alanlarında kız çocuklarını desteklememiz lazım. Ben bunu kızım için yaptım. Şimdi ben de bir kadın mühendisin, gururlu da annesiyim şu anda. Bir oğlum da var. Aynı zamanda bir oğul annesiyim ve bir erkek yetiştirme, yani toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan bir erkek çocuğu yetiştirmeye de inanan bir anneyim. Ve tabii ki STEM kariyerlerine kadınların da devam etmesi, kız çocuklarının devam etmesi ve buradaki toplumsal cinsiyet farkında kapanması benim en büyük sorumluluğum diye düşünüyorum. Sümay, gerçekten çok güzel oldu. Benim de oğlum var. Bunu değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Yani sadece kendimizi yaparak, yani rol model olarak, alanlarımızda ilk olan kişiler olarak hala o ekosisteme ihtiyacımız var. Destek ekosistemine ihtiyacımız var. Ve geleceğin erkeklerini bu şekilde yetiştirmemiz lazım. Kadınlara masalarda yer açacak şekilde ya da farklı ten rengindeki insanlar için, farklı etnisitelerden gelen, farklı çeşitli gruplardan gelen insanlara masada yer açacak şekilde yetiştirmemiz o erkek çocukların çok önemli. Çok teşekkürler görüşleriniz için. Rachel, ben de söylenen her şeye katıldığımı söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de burada çalıştığım yerde bunları yapmaya çalışıyorum. Ben de iki kızım, bir oğlum var. Ben de tabii ki buradaki rolümü çok iyi anlıyorum. Onların geleceklerini şekillendirmek açısından, güçlendirmek açısından onları. Yani tabii ki söylediğiniz her şeye gönülden katıldığımı söylemek istiyorum. And that has made all the difference. He was extremely supportive, and when benim de aynı şekilde eşim her zaman çok destekleyici oldu. Mesela şu anda ben burada bu toplantıyı yaparken, o şu anda benim ilgilenmem gereken şeylerle ilgileniyor. En azından onu söyleyebilirim. Çok zor bir hafta geçirdiğim oluyor. Her profesyonel insan gibi bu. Mesela bu hafta çok zor bir hafta geçirmiştim. Bir ailevi durumum vardı. Ama yine de bu paneldeki mesela herkes beni destekledi ve bir şekilde biz burada bugün bir araya gelebildik ve bu güzel toplantı yapabildik. Çünkü benim burada olmam için destek verildi. Bu nedenle böylesi güzel bir topluluk içerisinde olmak, beni destekleyen bir topluluk içerisinde olmak benim için çok iyi oldu. Efendim kesiliyor Rachel'ın konuşması. And bring up the people around you as well. I dropped in the chat. Sizi destekleyecek kişilerin etrafınızda olması çok önemli. Ya da hayatınızda, etrafınızda çalışan, sistem alanında, bilim alanında çalışan, deneyler yapmaya çalışan kız çocukları, erkek çocukları varsa link bıraktım chatbox'a onları teşvik etmek için. Programlarla ilgili sorular geldi, fikirlerle ilgili sorular geldi. Lütfen bana ulaşınız. Ben o kaynakları paylaşmaktan sizinle mutluluk duyarım. Çok yararlı kaynaklarımız var çünkü. Çok teşekkürler Rachel ve tabii ki çok teşekkür ediyorum. Destekleyici bir topluluğun olması etrafımızda. Bunun altı çizildi. Ahu Hanım, peki siz ne söylemek istersiniz?
Son olmak zor birazcık. Biliyorum bunlar kapanış kısmı. Ancak ben de herkese katılıyorum. Cemal, biz evde 4 kadındım. Ben kız kardeşim arasında en az eğitimli olanım. Yani öylesi bir haneden geliyorum, evden geliyorum diyebilirim. Ben de 17 yaşında bir erkek çocuğu annesiyim. Bir kızım, bir oğlum var. Ve o farklılıkları gözlemlemeye başladım. Kendi evimde bile bu toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini gözlemlemeye başladım. Gerçekten çok ilginç oluyor. Bizler anneler olarak çok önemli bir rol oynuyoruz diye düşünüyorum. Ve bizim muhakkak daha fazla erkeği bu tartışmaya çekmemiz lazım. Evde olsun, işte olsun ya da medyada olsun. Daha fazla erkeğin bize bu webinarlarda katılması gerekiyor. Ve aynı zamanda Jean'e de katıldığımı söylemek istiyorum. Bizler süper kadınlar, süper women değiliz. Bu nedenle yardıma ihtiyacımız var. Yani aslında yardım da değil, hükümetin bunu yapması lazım, yapmalı bunu. Çünkü bizim işte erken çocukluk eğitimine yatırım yapmamız lazım. Bu erken çocukluk eğitimi daha ilkokulda başlamalı, üniversite düzeyinde başlamamalı sistem eğitimi. Sonrasında yine kadınlar için, kadın temsil için daha erken dönemde girişimler olması lazım. Ve aynı zamanda hükümet politikalarının olması lazım bu cinsiyet ayrımcılığı konusunda. Sistem olsun ya da sistem olmayan konularda olsun. Ve sonrasında bizim kültürü zenginleştirmemiz lazım iş yerinde çeşitlilik için. Ve aynı zamanda bir veri bilimcisi olarak bazı ölçütlerimizin ve metriklerimizin olması lazım. Ölçü birimlerimizin olması lazım ki takip edebilelim, ölçebilelim sonuçları. Dün bu tartışmaların sonuçlarını görebilirim diye bir ölçütümüzün olması lazım. Hem geçmişte bunları geçmişe dönük olarak hem de geleceğe dönük olarak yapabilmemiz lazım. Çok teşekkürler Ahu. Ben panelistlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Bu son derece bilgilendirici katkıları için. Ve burada 2050 yılı itibariyle size esin kaynağı olması açısından söylemek istiyorum. İşlerin çoğunluğu sistem olacak ve bunlara nasıl güvenilir, erişilebilir ve de karşılanabilir yapabiliriz. Ahu'nun da söylediği gibi hükümet politikalarının olması lazım, müdahalelerin olması lazım ki internetin en azından mevcut olması lazım herkes için ve de çeşitlilikle ilgili ve de toplumsal cinsiyet hakkaniyeti ve de ücret farkıyla ilgili de müdahalelerin olması lazım. Bunlar önemli ve erken eğitimli olması lazım, beceri kazanma, becerilerin artırılması, becerilerin yeniden kazanılması, yani upskilling, reskilling bunların hepsi çok önemli olacak. Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla, sonrasında ticari alanda ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak çok önemi haiz olacak bu alanlarda yatırım yapabilmek için. Üçüncüsü de, burada kadınlar için çok büyük bir fırsat var. Bu nedenle o destek sistemini de oluşturmamız lazım ve de verilerle ölçebilmemiz lazım. Performans göstergelerimizin olması lazım ki o programların etkilerini görebilelim ve biz onları nasıl iyileştirebiliyoruz, o işler için o hatları nasıl oluşturabiliyoruz, kadınları aldıkları pozisyonlarda nasıl tutabiliriz bunu konuşmamız gerekiyor ve aynı zamanda ön yargıları da kaldırmamız gerekiyor o verilerden ve aynı zamanda oynadığımız rollerden. Ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum ve aynı zamanda şunu da tamamlamak istiyorum. Bir acil durum içerisindeyiz ve bir önceliğimiz var. Bizim bu açığı kapatmamız lazım. Özellikle deprem sonrası Türkiye'de kaliteli eğitim farkını kapatmak durumundayız. Çünkü gelecek nesiller için bu çok daha büyük bir zorluk haline gelecek. Kız çocuklarını ve kadınları, bu etkilenen alanlardaki kadınları ve kız çocukları düşünmek durumundayız. Ve sizlere muhakkak spesifik aksiyon çağrılarıyla geri döneceğiz. Ve bu güçlü katılımcı grubuyla birlikte bunları yapacağız diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda ben komiteye de çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar bu kameraların arkasında saklı kişiler şu anda. Bu eventi, bu toplantıyı organize ettiler. Bahar Arı, Neslihan Çakıroğlu, Fulya Kulabaş, Birnur Aral Nehrozoğlu, Bengü Ulukaya, Tibet Yakut ve Türkiye Kırmızı Biber Derneği ekibi.
Ve tercümanlarımız Çağlayan Sayhan Soyhan ve Deniz Yetkin. Çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinliği siz olmadan yapamazdık ve siz olmadan, yani şu anda bizi dinleyen katılımcılarımız olmadan yapamazdık. Bengü Hanım, ben size dönmek istiyorum soru cevap oturumu için. Çok teşekkürler. Bütün panelistlere çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Deneyimlerini paylaştıkları için. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Sistem alanında çalışan bir kadın olarak. Panelistlerimize soruları olanlar var. Daha iyi, kendileri nasıl iyileştirebilirler sistem alanında diye. Şimdi ben onunla başlamak isterim. İlk soru şu. Genç profesyonellere sistem alanında, özellikle yönetim pozisyonlarında olmak isteyenlere önerileriniz ne olur? Ne tip beceriler elde etmeleri lazım bu rollere gelmeden önce? Bu bütün panelistlere sorulmuş bir soru. Bir şey söylemek isterseniz lütfen elinizi kaldırınız, ben size söz vereyim. Any one of our panelists? Tendi Örtçü. I can take that. There are specific programs actually. Bazı spesifik programlar var. Ben cevap vereyim. Bir mesela Birleşik Krallık temelli bir programımız var. Burada yerleşik bir programımız var. Hindistan'la birlikte çalışıyoruz. Çünkü Hindistan'da çalışanlarımız var ve oradaki ilerlemeyi de görüyoruz. Özellikle yönetim ve daha üst liderlik pozisyonlarında daha yavaş bir ilerleme var Hindistan'da, Avrupa ve ABD'ye kıyasla. Oraya odaklanıyoruz. Ancak bu programın bazı spesifik adımları var. Mesela yönetim becerilerini ve müzakerede yönetim becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Müzakere çok önemli bir beceri. Kendi rolünüzü nasıl anlattığınız önemli. Özellikle daha üst iş hedefleri için. Yani ne yaptığınızı ne kadar iyi anlatırsanız, yani işinizin hedeflerini ve sonuçlarını ne kadar iyi anlatırsanız, o iş kar amacı gütmeyen bir iş olsun ya da ticari bir kuruluş olsun ya da kamu kuruluşu olsun, her ne olursa olsun spesifik eğitimler yapıyorlar. Ve aynı zamanda bunun şöyle yönleri de var. Şu çok önemli, yani siz bir lider olarak nasıl daha iyi bir dinleyici haline gelirsiniz? Ve hassasiyet geliştirmek, yani kullandığınız dil konusundaki hassasiyet. Mesela her bir toplantıya mesela hey guys, merhaba arkadaşlar ya da ne bileyim işte beyler diye bekliyorsunuz ama odanın %30'u kadınlardan oluşuyorsa, siz söze beyler diyerek başlıyorsanız, bu bir dil konusu. Hepimiz de bunu biliriz değil mi? Buna alışkınız yani. Bunu yapıyorlar. O işte o hassasiyet eğitimi mesela veriliyor. Bu örnekleri veriyorum çünkü ben bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Lider olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yönetim becerileri çok önemli beceriler. Sonrasında ben veri alanında da çalıştığım için veri güdümlü bir lider olmak da çok önemli. Ancak bu şekilde adil bir kişi olabilirsiniz ve adil bir lider olabilirsiniz. Ancak bu şekilde kararlarınızı alabilirsiniz ve kararlarınızı anlatabilirsiniz. Ve de çalışanlarınıza işte geliştirme yaptığınız kişilere ya da geliştirdiğiniz kişilere verilere dayalı olarak onu şeffaf olarak anlatarak ancak yol alabilirsiniz. Ben de çok benzer bir şey söylemek istiyorum. Benim gözlemim, yani işte veri bilimi ekibimizde kadınlar daha çok kendilerinin farkındalar. Bir de sistem alanında bunu eklediğinizde gerçekten çok çok akıllı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu da hem kendinin farkında hem de akıllı olmak bir engel oluyor. Yani erkekler o kadar kendinin farkında değil. Çok klişe ama erkekler bir iş ilanı olduğunda mesela %60'ı ya da %30'u, yani erkeğin yapabileceğini düşünüyorlarsa gidiyorlar, başvuruyorlar. Sonra ne oluyor? Yani mesela bir CEO iş ilanını görmüştüm. Ben işte mesela şirkette kremli yöneticiydim. CEO ilanını görünce dedim ki yani CEO olamam ben ya. O büyük bir pozisyon diye düşündüm. Ama sonra herkes benden bahsetmeye başlayınca O cesareti buldum, başvuracak cesareti buldum. Çünkü iş tanımı benim için yazılmış olduğunu anladım. Ama ilk tepkim yani CEO olur mu acaba diye düşünmüştüm. Tabii ki bu kendime bir öz eleştiri. Ancak bu kendinin farkında olmak kadınları biraz geriye atıyor. Yani
bu kendimizin farkında olmamızın derecesinin de farkında olmamız lazım. Bir de genç kadınlara şunu söylemek isterim. Şu önemli değil yani, mentor dediğimde işin içerisinde, şirket içerisinde ve şirketin içerisinde de mentor olmak. Yani mesela CFO benim mentorumdu gibi. Bunu kendinizi bu konuda eğitmeniz lazım ve de yardım istemekten çekinmemeniz lazım. Kadınlar diğerlerinden daha çok bilirler. Ben bunu işte öğrendim. Lütfen cesaret olun ve ben bunu ciddiyetle söylüyorum. Biz daha çok şey biliyoruz. Biz erkeklerden daha çok biliyoruz. Bunu kabul ettiğiniz anda artık sizin için fırsatlar sınırsız oluyor. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Başka söz almak isteyen var mıdır bu konuda? Ben bir anekdot paylaşmak isterim. Ben bir grubun parçasıydım. Herkes işte geri bildirim paylaşıyordu. Doğum sonrasındaki hizmetlerle ilgili, işte şirketin sunduğu hizmetlerle ilgili. Ve bir kişi dedi ki, hiç kimse bir anneden daha verimli değildir demişti. Çünkü burada paylaştığımız konuların da ışığında. Şunu fark ediyorsunuz, bazen daha hızlı, daha verimli bir şekilde yapabiliyorsunuz. O da sizi işte de geliştiriyor. Yani bir yerde sıkıştığınızda bu söz konusu oluyor. Yani sadece çok böyle eğlenceli bir anekdot paylaşmak istedim. Çünkü bu bende kaldı bu yıllar boyunca. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Çok teşekkürler. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Lisans eğitimine ulaşmakla ilgili zorluklardan bahsettik. ABD'de işte bu ücretler dolayısıyla vesaire. Herhangi bir teknoloji programlaması ya da eğitim programı var mı? Programı var mı tavsiye edebileceğiniz? Özellikle genç profesyoneller için işte mesela bir işleri vardır ama daha fazla teknolojik beceri kazanmak isteyenler için, daha üst düzey STEM işlerine ulaşmak isteyenler için önerdiğiniz herhangi bir program var mıdır? Eğer kamu çalışanıysa bizim var ama bir kamu kuruluşu çalışan olmanız gerekiyor. Tendu, belki sen bilirsin spesifik olanları. Bir açık kaynak, artık bütün teknoloji açık kaynak olduğu için açık kaynak, birçok kaynak var. İnternette bulabileceğiniz, açık kaynaktan bulabileceğiniz birçok kaynak var. Çünkü biz işte kamu kurumu çalışmalarımız, bunları görebiliyorsunuz. Evet, eğitim programlarımıza başvurabiliyorsunuz. Bütün o müfredat vesaire hepsi açık kaynak. Benim bazı spesifik örneklerim olabilir. Onları chat'e de yazabilirim. Mesela Career Foundry blog var. For resources in terms of the online data analytics and coding courses. Veri analitiği ile ilgili ve kodlama kursları var. Şimdi ben hemen o dokümanı açmaya çalışıyordum. Onu paylaşayım. Faydalı olacaktır diye düşünüyorum eğer ilgilenirseniz. New York'ta yerleşik bir tane var, General Assembly. Onların da ücretsiz müfredatları var. İşte kodlama ile ilgili, data, veri analiti ile ilgili bazı programları var. Çok güzel programları var. Farklı olanlar var tabii ki ama ben daha önce bazı kurslarında onların bulunduğum, yani o yüzden tavsiye edebilirim. Bir diğer ise cloud vendors, public cloud vendors, Amazon, Google, Microsoft. Onlar da çok güzel kaynaklar ve de ücretsiz sertifikasyon da sağlıyor. Beceri setleriyle ilgili. Ben bunu yakın zamanda kullanmıştım. Bir podcast bu. Spesifik öneri istendiği için. Bunlar da bazı kitaplar. Ben onları çok gerçekten faydalı buluyorum. Çünkü
Dinlemek çok önemli bir beceri diye düşünüyorum. Mark Goldstein, Just Listen. Çok önemli. Aslında bu daha az kadınlarla ilgili. Çünkü kadınlar iyi dinleyiciler oluyor çoğunlukla. Ama siz kendi söylemek istediğinizi nasıl söylersiniz? Ve de bir odadaki kişileri sizi dinler hale nasıl getirirsiniz? Bunu bilmek açısından güzel diye düşünüyorum. Bir de müzakere teknikleriyle ilgili var. Never Split the Difference. O da çok güzel bir kitap. Bir Amazon kitabı vardı, Make Your Point diye. Yani bir ilkokul kitabı gibi, ilk kitabı gibi. Make Your Point. Yani hemen o işte istediğinizi söylemek için, her şeyi net bir şekilde söyleyebilmek için. Bir tanesi de işte o odağı nasıl yaratacağıyla ilgiliydi. Daha kariyerle ilgili şeyler bunlar. İlgilenirseniz eğer sizinle onları chatbox'tan paylaşabilirim. Thank you so much for all the panelists. Peki, çok teşekkürler panelistlere. Çok teşekkür etmek istiyorum kaynaklarını paylaştıkları için. Çok yardımcı olacak diye düşünüyorum. Şimdi devam edecek olursak eğer, Türkiye'deki depremlerden bahsettiğimizde biz kadınları nasıl daha güçlendirebiliriz özellikle bu yakıcı depremlerden sonra? Sorulardan bir tanesi, bu depremlerden sonra kadın ve kız çocukları Türkiye'de artçıları daha çok hissediyorlar ve teknoloji onlara nasıl yardımcı olabilir? Elimi kaldırıyorum ama Fatma Hanım, sözü size de verebilirim. Yani elimi sözü size vermek için kaldırdım. Çünkü ben bu konuda sizin daha çok bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Çok teşekkürler Tendu. Evet, başlangıçta da söylediğim gibi çok üzgünüz. Yani bu yıkıcı depremler dolayısıyla yarın akşam bir kadın buluşmamız olacak. Türkiye'nin depremden etkilenen çocukları için. Türk Konsolosluğu'nda New York'ta. Hepiniz davetlisiniz. Lütfen gelin. Davetiyeyi chat aracılığıyla paylaşalım. E-mailinizi bırakırsanız chat box'a size davet mektubunu gönderebiliriz. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Davetiyeyi sizinle bu şekilde paylaşabilirim. Fatma Hanım'ın bahsettiği etkinlik de bir resepsiyon da var. O yüzden kar amacı gütmeyen kuruluşları, işte kadının statüsü komisyonuna etkinliklerine katılan Türkiye'den gelen arkadaşlarımız da gelecekler ve bir networking yapabileceğiz. Onu da, o ortamı aslında bir görüşme yapmak için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki kaynak yaratma, yani eğitim açısından kız çocukları ve kadınların, yine sahada ihtiyacı olan kadınlar için kaynak yaratmak açısından bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Peki başka ne yapabiliriz? Bridge to Türkiye gibi çok güzel organizasyonlar var. Çok güzel de işler çıkardılar deprem sırasında. Şeffaflık özellikle temel ihtiyaçlar açısından çok önemli. Öncelikle temel ihtiyaçları karşılamamız gerekti ilk 4 hafta. Sonrasında nasıl daha fazla işte sürdürülebilir koşullar yaratabiliriz o alanda ve nasıl ilerleyebiliriz o önemli. Özellikle dün mesela bu fonların özellikle teknoloji için kullanılması sonrasında o alandaki çocukları eğitime tekrar nasıl döndüreceğiz, değil mi? Çünkü eğitim büyük ihtimalle ilk haftalarda ilk öncelik değildi. Turkish Philanthropy Fund, yani bunu da yine çok güzel bir iş çıkardılar. Yine şeffaflık yaratmaya çalıştılar. Sürülebilir uzun vadeli eğitim fonları yaratmaya çalıştılar. Dün 1 milyon dolar çıkardılar kadının güçlenmesi için depremden etkilenen alanlarda. Bizim rolümüz
Bizim rolümüz hem o kuruluşlar aracılığıyla olabilir, nasıl yaptığımız, nasıl farkındalık yaratıyoruz ve aynı zamanda nasıl o fonları organize ediyoruz, nasıl doğrudan çalışıyoruz ya da kendi yerel toplumlarımızın da öncüleri olabiliriz. Yani o zamanlarda işte İTÜ Mezunları Derneği, Boğaziçi Mezunları Derneği vardı, TED, Bir Umut, Bingül, Tufan Sevimli, bütün topluluklar aslında farkındalık yaratmaya çalıştılar kendi alanlarında. Bu çok önemli olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir görev var karşımızda. Yani çok uzun vadeli bir, bu bir yıllık bir çözüm olmayacak. Gelecek 10 yıla ihtiyacımız olacak bizim. Çok büyük bir odak oluşturmamız gerekecek o etkilenen alanlarda ve kadınları, kız çocuklarını, kadınları o noktada geride bırakmamız lazım. Hem eğitimde, hem iş gücünde, hem de onların geleceklerine yatırım yapmamız lazım. Çok teşekkürler. Tümay sanıyorum el kaldırdı. Ben şunu eklemek isterim. Tabii ki deprem eğitimi etkiledi. Türkiye ve Suriye'de kız çocukları daha çok işte okuldan. Uzaklaşıyor. Yani daha çok risk altında. Yani aynı zamanda erken evlilik, çocuk yaşta erken evlilik riski de altında kız çocukları. Özellikle Suriye'de mesela savaş başladığından beri erken yaşta, çocuk yaşta erken ve zor evliliklerin arttığını biliyoruz. Çocuk evliliği oranlarının da çok yüksek olduğunu bildiğimiz için özellikle eğitimin devamlılığı açısından bu çok önemli. Peki, çok teşekkürler. Bir sonraki soruya geçebiliriz bu soruya cevap verdiysek. Kız çocuklarının STEM alanına girerken STEM alanına giren mesela genç halinize ne tavsiyede bulunurdunuz? You can share your experience in this subject. Yeah, that's a great question for you. What do you give advice? Evet, harika bir soru sizin için. Ne tavsiye verebilirsiniz? Ben de STEM alanına yeni giren genç birisiyim. Tecrübelerinizi almak isterim, duymak isterim ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Belki yani bu duygu aynı zamanda bu panelde de hakim bence. Özellikle bunu yapabilirim deme cesaretini gösterebilmek, bu cesarete sahip olabilmek önemli. Ahu Yıldırmaz'ın da söylemiş olduğu gibi, yani bazen hani böyle bir hani yeterince beceriye sahip olmadığımızı, hak etmediğimizi düşünebiliriz ama her şeyi öğrenebiliriz, her şeyi yapabiliriz. Yani bir işe başvuran hiç kimse, ne kadın erkek, %100 mükemmel değildir. Bunu yapabiliriz deyip kendimizi iş başında eğitmek, geliştirmek bence bu noktada gerçekten önemli diye düşünüyorum. Tavsiyelerinizi almak isterim. Aslında zamanın sonuna geldik. Fatma, belki onun sonrasında kapanışı gerçekleştirebilirsiniz. Ben de şunu söylemek istiyorum. Siz kapanışı yapmadan önce tecrübeme dayalı olarak, yani işinizi iyi yapmanız lazım, güncel kalmanız lazım. Ortaya çıkan teknolojiler, zorluklar neler, bugün yükselmekte olan şey güncel olacak çok kısa süre içerisinde demektir. Dolayısıyla güncel kalın ve işinizi iyi yapın. İkinci olarak ne kadar hızlı bir şekilde adapte olabilirseniz, yani bu bir maliyetin optimizasyonu ile ilgili çalışan olabilir, kar amaçlı olabilir, olmayabilir. Yaptığınız şey... sizin eğitmeniniz, sizin patronunuz, sizin meslektaşlarınız, sizin getirdiğiniz kıymeti anlasınlar, değeri anlasınlar. Bunu anlatın ve dahil olun. Kadınları destekleyin. Kadın olarak kadınları destekleyin. Arka planınızı, eğitiminizi bir
varlık olarak düşünün. Aksanınız ve otantik özellikleriniz, gerçek özellikleriniz değer ve çeşitlilik katıyor kuruluşa ve bunlar gerçekten çok çok önemli. Yalnızca sizin için değil, aynı zamanda işletmenin başarısı için, dünyanın ekonomisi için her zaman bunu hatırlayın. Kendinizin gerçek özellikleri inanılmaz bir varlıktır, hem dünya ekonomisi hem de işletme açısından, işletmeler açısından. Çok teşekkürler, çok çok teşekkürler, çok teşekkürler Tendu. Tendu, Bengü, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli tecrübelerinizi paylaştınız. Tüm katılımcılarla paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendim ben kendi adıma. Ben de iş insanıydım. Şu anda sivil toplumda aktivistim. Çok şey öğrendim. Ve şunu söyleyebilirim. Teknoloji alanında, sistem alanında gelecek parlak. Bunu söyleyebilirim. Parlak bir gelecek var diyebilirim. Yani bunu mesela siyasetle ilgili olarak, kadının siyasetteki yeriyle ilgili olarak söyleyemem ama yani ben geleceğin parlak olduğunu düşünüyorum. Umutluyum hepinizle birlikte. Ve paylaşımlarınız için teşekkürler. Deprem için şimdi bu bir seferlik bir olay değil. Bizim, evet, bu bir maraton. Dolayısıyla bizim burada Türkiye'deki depremin mağdurlarına bütün bölgeye odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor ve unutmamamız gerekiyor. Her zaman aklımızda, kalbimizde tutacağız onları ve elimizden geleni yapacağız onlar için. Elimizden gelenin en iyisini yapacağım. Bugünkü panele teşekkür ediyorum. Bütün panelistlerimize, bütün eğitim ve eğitim en önemli şey dedik. Veriler ve veriler dedik. İkinci en önemli noktada veriler. Dün mesela bir kelime öğrendim diğer panelistlerden. They say digital citizenship. KSK67 forumunda dijital vatandaşlık dediler. Ben bu terimi sevdim. Dolayısıyla sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, hepinize hoşça kalın. Çok çok teşekkürler hepinize. Kayıtları YouTube kanalımızda paylaşacağız. Erişim sağlayabilirsiniz YouTube kanalımıza. Eğer ki tekrar dinlemek isterseniz, aynı zamanda kendi ağınızla da paylaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Özlemi görüyorum. Teşekkürler katılımınız için. İyi günler diliyorum. Kadının Statüsü Komisyonu 67. oturumu devam ediyor. Mart 20 Mart'a kadar devam edecek. Bu alanda görüşmek üzere. Kaydı durdurabiliriz. Teşekkürler.